Türk mü, İranî mi yoksa Alban mı? Arap tarihçi Ali İbnül Esir, Oğuz Türklerinin 775-785 yılları arasında Halife Mehdi döneminde Maveraünnehir bölgesine geldiklerini bildirmiştir ve Abbasi halifesi Memun döneminde Oğuz ismi İslam yazarlarının eserlerinde yer almaya başlar. 780 yılına gelindiğinde Siri Derya'nın doğu kesimleri Karluk Türkleri tarafından, batı bölgesi yani Oğuz bozkırları ise Oğuz Türkleri tarafından yönetilmiştir. Güneybatı Asya'da Oğuzların hakimiyeti 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile başlar. Güneybatı yani Oğuz dil grubu, Türk lehçeleri yavaş yavaş Kuzey İran'da Tat, Azari ve Orta Fars lehçelerinin ve Kafkasya'da özellikle başta Udi dili olmak üzere çeşitli Kafkas dillerinin yerini aldı ve Orta Çağ'dan geç Orta Çağ'a kadar baskın bir dil haline geldi. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin yönetimlerinin altı da dahil, Türkleştirme süreci çoğunlukla Safevi İmparatorluğu döneminde, özellikle Safevilerin bel kemiği durumundaki göçebe Türkmen aşiretlerinin birliği olan Kızılbaşların etkisiyle Azerbaycan coğrafyasının Türk doğası iyice artış göstermiş ve ortalama olarak 16. yüzyıl dolaylarında bu süreç tamamlanmıştır. Sovyet dönemi tarihçilerinden Mihail Artamonov, Azerbaycanlı etnogenezinin oluşumunda önemli bir rol oynamış olan Türk dilli Oğuz boyları birliğinin ana temel bileşen unsurlarının Göktürk, Ugor ve İran dilleri konuşmacıları olan Sarmat kökenli yerel kabilelerin birer karışımlarının sonucunda oluştuğunu ifade eder. 1954 baskılı Büyük Sovyet Ansiklopedisi ise bazı Türk ve eski Moğol kabileleriyle birlikte İranca konuşan Saka Masajet kabilelerinin karışımlarının bir sonucu olaraktan meydana gelmiş olan bu Türk dilli Oğuz boylarının sonrasında Oğuz boyları çevresinde öne çıkmış olup ve Türkçe konuşan Selçuklu aşiretinin himayesi altında 11. yüzyılda Transkafkasya bölgesine doğru göç dalgaları oluşturduklarını yazar.